Evet çocuklar, bugünkü konumuz dairenin alanı. Dairenin alanını bulabilmek için pi r kare formülümüz var. Pi r kare formülümüzden dairenin alanlarını bulabiliyoruz. Pi'yi tabii ki soruda vermeliydi çocuklar. Biz burada 3 tane örneğimiz var. Üçünü de ayrı ayrı pi'ler vereceğiz. Burada pi'yi 3 alalım. Burada pi'yi 22 bölü 7 alalım. Burada da pi'yi vermiyorum çocuklar 3. soruda. Şimdi birinci sorumuzda alanımız neydi? Pi r kare. Pi'miz kaç? 3. R'miz kaç? 3. 3'ün karesi. Çarptığımız zaman 3'ün karesi ne yapar? 9 yapar. 3 kere 3. 3 kere 9 kaç yapar? 27 yapar diyoruz. 27 santimetre karedir dairemizin alanı çocuklar. İkinci sorumuzda yine alanımız eşittir pi r karedir diyoruz. Pi'nin yerine 22 bölü 7 yazıyoruz. R'nin yerine 2. 2'nin karesi ne yapar? 4. 4 ile 22 bölü 7'yi çarptığımızda 88 bölü 7 çıkar. Şimdi üçüncüde pi'yi vermedik. Pi'yi vermediysek ne yapacağız? Yine aynı şeyi yapacağız. Pi r kare formülümüzü uygulayacağız. Alan eşittir diyoruz. Pi'yi normal bir pi harfi olarak alıyoruz ve 5'in karesiyle çarpıyoruz. Alanımız eşittir nedir? Alanımız çocuklar 25 pi diyoruz. Pi'ye bir harf muamelesi yapıyoruz burada. Pi zaten bir harftir. 3,14 sayısı, 22 bölü 7 sayısı, 3 sayısı bunun yaklaşık değerleridir. Devam ediyoruz. Yarıçapı 6 santimetre olan bir dairenin alanı demiş çocuklar. Pi'yi de 3 alın demiş. Alanımız eşittir neydi? Pi r kareydi. Pi'nin yerine ne yazıyoruz? Pi'nin yerine 3, R'nin yerine 6, 6'nın karesi 3 çarpı 36. Bu da ne yapar? 108 cevabına ulaştırır bizi. Burada yapılan bir hata 3 ile 6'yı çarpıp ondan sonra karesi alınıyor. İşlem önceliğine dikkat edilmiyor. Siz dikkat edin lütfen. Çevre uzunluğu 18 demiş arkadaşlar. Çevre uzunluğu 18 ise dairenin alanına ulaşabilmem için bana ne gerekli? Yarıçap gerekli. Şimdi çevre uzunluğu, hani ben bunu zihinle yapacak olursam, çevre uzunluğu 18 ise pratik olarak demiştik yani 6'ya böleriz, yarıçapımız 3 çıkar. Yarıçap 3 ise dairenin alanını buluruz diyoruz arkadaşlar. Şimdi ben nizami yoldan çözüyorum. Çevre uzunluğu 18. Basit bir denklem yazıyorum. 2 pi r. R'yi bilmiyorum. Bu 18'miş çocuklar. 6 ile neyi çarparsam 18 yapar. R eşittir 3 çıkar. Buradan alana geçiyorum. Alanımız nedir? Pi r kareydi. Pi r kare. Aklınızda kalsın diye tekrardan yazıyorum. 3 çarpı 3'ün karesi ne yapar çocuklar? 3 çarpı 9. Bu da 27 yapar cevabımız için. 27 santimetre karedir cevabımız. Alanı 75 santimetre kare olan dairenin yarıçap uzunluğu denmiş arkadaşlar. Alanı verilmiş. Yarıçapı isteniyor. Alanımız neydi? Pi çarpı r kare eşittir 75'tir. R kare eşittir 25 olur. R kaçtır? 5'tir diyoruz. Hangi sayının karesi 25'tir diye düşündüğünüzde cevabımızın 5 olduğunu görürsünüz zaten. Evet, basit örneklerle devam ediyorum. Pi r kare, pi çarpı r kare eşittir 48'miş. 3 ile neyi çarparsam 48 yapar. R kare. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzü de düşünebiliriz. R kare eşittir 16 olur. R kaçtır çocuklar? 4'tür burada. Yarıçapımız 4 ise çevre uzunluğunu pratik olarak hani 6 ile çarpıp bulabilirsiniz. Ne zaman ama sadece pi 3 verildiği zaman yapabilirsiniz bunu. Tabii ki ben çevre formülünü yazacağım şimdi. Çevre formülünü de hatırlayalım. Çevre eşittir neydi? 2 pi r'ydi. 2 çarpı 3 çarpı 4. R'miz 4'tü biliyorsunuz. Buradan ne çıkar çocuklar? 24 santimetre bizim çevremiz çıkar diyoruz. Devam edelim. Şimdi beceri temelli bir sorumuz var çocuklar. Şimdi şu söze iyi dikkat ediyoruz. Malzeme miktarları ile diyor. Alanlar diyor doğru orantılı diyor çocuklar. Yani bir pizza ne kadar büyükse malzemesi o kadar büyüktür diyoruz. Bakalım burada ne demiş. Gördüğünüz gibi bu pizzamızın yarıçapı kaç arkadaşlar? 15. Yarıçapı 15. Şu pizzamızın
yarı çapı kaçtır? 10'dur diyoruz. Bu pizzamızın yarı çapı 8'dir diyoruz. Şimdi yarı çaplarını biliyorsam alanlarını bulabilirim değil mi? Alanlarımız nedir? Pi r kareden. Bize pi verilmemiş. Bak görüyorsunuz. Dikkatinizi çekiyorsa. Pi'yi normal bir harf olarak alalım. Mesela alanımız nedir burada? Pi çarpı 15'in karesidir. Buradaki alanımız nedir arkadaşlar? Pi çarpı 10'un karesidir. Buradaki alanımız nedir? Pi çarpı 8'in karesidir. Burada pi'yi hiç içine karıştırmadan 225 pi diyebiliriz. Burada 100 pi diyebiliriz. Burada da 64 pi'dir diyebiliriz. Diyor ki pizzalardaki toplam malzeme miktarı en fazla olan menüyü tercih etmek isteyen Hasan ve Metin demiş arkadaşlar. Verilen menülerden hangisini tercih etmelidir demiş. Şimdi 3 orta boy pizza alırsam, orta boy pizzamda ne kadarlık malzeme var? 100 pi'lik malzeme var. O yüzden ben bunu ne ile çarpıyorum? 3 ile çarpıyorum. 300 pi'lik, bakın, 300 pi'lik malzeme var burada. Ne yaptık? 3 ile 100 pi'yi çarpmış oldum. 2 orta boy pizza alacağım. 200 pi'lik malzeme koyuyorum. Bir de küçük boy pizza alacağım çocuklar. 64 pi. Topladım. 264 pi'lik malzeme vardır diyoruz. Bakın burada pi'yi hiç işin içine karıştırmamak bizim için daha işlem avantajı sağlıyor. Çünkü bir de 3 ile çarpacaktık ayrıca. Bir büyük boy pizza demiş arkadaşlar. Bir büyük boy pizza alıyorum. 225 pi. Bir küçük boy pizza alıyorum. 64 pi. Topladığımız zaman ne yapar? 289 pi'lik malzeme yapar. Şimdi geliyoruz. Menü 4'e arkadaşlar. Bir orta boy pizza alıyorum. Orada da 100 pi'lik malzeme var. 3 tane küçük boy pizza alıyorum. 3 tane küçüğümüzde ne yapar? 64 ile 3'ü çarparız. 3 çarpı 64 pi. Buradan da arkadaşlar ne gelir? Buradan da 192, 100 daha ne yapar? 292 pi'lik malzeme gelir diyoruz. Şimdi bunların hangisinde malzeme en fazladır? Görüyorsunuz. Bunda 292, 289, 264 ve 300 pi'lik malzeme var. Tabii ki biz burada ne diyoruz? Menü 1 bizim cevabımızdır diyoruz çocuklar. Çünkü 300 pi'lik malzeme var birinci menüde. Diğerlerinde hiç 300'ü geçen olmadığı için cevabımız Adana'dır. Şimdi dairenin alanını gördük. Neyi göreceğiz şimdi? Dairenin diliminin alanını. Yani bunu bir pizza gibi görürseniz çocuklar, bu pizzadan şöyle bir dilim kesmişiz. Bu dilimin alanını merak ediyoruz. Burada ben bu dilimin alanını merak ediyorsam, ne yapacağım? Bütün alanı bulacağım. Ondan sonra da şu alfa açısına düşen miktarı bulabilmek için ne yapacağım? Alfa bölü 360 ile çarpacağım çocuklar. Bu kadar basit. Sadece şununla çarpacağız. Yalnız şöyle bir şeyimiz de var. Şöyle bir pratik yolumuz da var. Zihinden işlem yapmayı seven öğrencilerimiz için. Burası 60 derece olarak kabul edelim. Ya bütün alanını bulursun. 360'ın kaçta kaçı? Bu 6'da 1. Demek ki bütün alanı ben 6'ya böleceğim demektir. Veya işte burayı kaç derece olarak kabul edelim? Burayı işte 90 derece olarak kabul edelim. İşte 360 derece tamamdır. 90 dereceye düşen kısım nedir arkadaşlar? Bunun 4'te 1'dir. Yani bütün alanı bulurum, 4'te 1'ini bulurum falan. Yani mesela buraya 144 verir adam. Buraya 144 verirse bu formülümüzü uygulamak daha güzeldir. Yani buradan daha rahat işlemler yapabiliriz diyoruz çocuklar. Bunlara dikkat edin. Hani ister zihinden, isteyen formülden yapabilir diyoruz. Şimdi bakalım. 72 derecelik diyor ki taralı bölgenin alanı nedir diyor çocuklar. Ne yapıyorum ben? Normal bir şekilde alanımı buluyorum. Alan neydi? Pi r kareydi. Pi r kare. Alan eşittir. Bak 3 çarpı 10'un karesi. Çarpı alfa bölü 360'ımız var değil mi? Alfamız nedir burada? 72 derece. Çarpı 72 bölü 360.
Alanımız eşittir nedir burada? 3 ile 100'ü çarptım. 300. Çarp. Şimdi şurada bir sadeleştirme yapıyorum. Sadeleştirme yaptığım zaman 1 bölü 5 çıkar. 1 bölü 5'tir. Alan o da eşittir. Kaç çıkar? 60 santimetre karedir diyoruz. Cevabımız Denizli. Tabii ki 72'nin buranın 5'te 1 olduğunu görenler hemen alanı bulduktan sonra 5'e bölebilirlerdi çocuklar. Bu levhadan şu kısım çıkartılıyor. Şu sarı bölgeyle gösterilen, sarıyla gösterilen bölge kalıyormuş. Buranın alanı isteniyor. Peki burası kaç derecedir? 270 derecedir. Alan eşittir pi r kare çarpı alfa bölü 360'tı değil mi? Alan eşittir pi'miz 3 6'nın karesi çarpı 270 bölü 360. Buradan gereken işlemleri yaparsak arkadaşlar 3 çarpı 36 nedir burada? 108'dir. Şuradan da sadeleştirmemi yaparım. 90'la sadeleştirdim de 3 bölü 4 olur. 3 bölü 4 ile çarpıyorum. Buradan alan eşittir kaç çıkar? 81 santimetre kare çıkar çocuklar. Bu birinci yolumuz olsun. İkinci yolumuz nedir peki? Şimdi bu çıkartılan alan çeyreği değil mi? Alanımızın toplam alanının toplam alanın çeyrek alanıdır değil mi? Şimdi ben normal alanımı bulurum. 3 çarpı 6'nın karesi alan eşittir 108'dir. Şimdi bunun çeyreği çıkacağına göre bir 4'e bölerim 108'i. 4'e bölerim. 27 çıkar. 27'lik kısmı çıkartıyorum bak. 27'lik kısmı çıkarttığım için cevabım ne çıkacak? 108'den 27'yi çıkartıyorum. Cevabım 81 olarak 81 santimetre kare kalıyor. Bu birinci yol olsun. Bu da ikinci yol olsun. Zaten birinci yollar niye çözülür? İkinci yolun kıymeti bilinsin diye değil mi? Cevabımız 81 dedik ve geçtik. Evet, burada taralı bölgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Taralı bölgemizin alanı nasıl bulunabilir sizce? Tabii ki burada karenin alanından dairenin alanını çıkartacağız. Yalnız bize sadece yarıçap uzunluğu verilmiş, dikkat edin. Yarıçap uzunluğu 3 ise çocuklar, burada ben karenin alanı, karenin bir kenarını bulabilirim. Karenin bir kenarı demek ne demektir burada? Burası 3, burası da 3, burası 6 demektir. Burası da 6, burası da 6, burası da 6. Yani karenin alanı nedir arkadaşlar? Kare eşittir 6 çarpı 6'dan 36 santimetre karedir. Şimdi daireye bakıyorum. Dairenin alanı nedir peki? Pi çarpı r kare değil miydi? Yani 27'dir diyoruz. Ben şimdi taralı alanı bulmak istiyorum. Taralı alanı bulabilmek için 36'dan 27'yi çıkartıyorum. Cevabımız ne olur? 9 santimetre kare olur diyoruz. Gayet basit bir soruydu. Şimdi yine taralı alan soruluyor. Bu kez ne yapacağım? Karenin içinden şu yarım daireyi çıkartacağım çocuklar. O zaman verilenleri bir yerine yazalım. AB 8'miş. O zaman dairemizin yarıçapı kaçtır? 4'tür deriz. Buradan karenin alanını buluyorum. Karenin alanı çok basit. 8 çarpı 8 64'tür. Yarım dairenin alanı nedir peki? Pi r kareden 3 çarpı 4'ün karesi değil mi? 16 ile 3'ü çarpıyorum. 48 yaptı. 48 santimetre kare. Evet, burada 48 nedir? Bütün dairenin alanıdır arkadaşlar. Ne yapıyorum? 48'i de 2'ye bölüyorum. 48'in yarısı nedir? 48'in yarısı eşittir 24 santimetre karedir. Şimdi yarım dairenin alanını da buldum. Karenin alanını da buldum. Sıra geldi cevabı bulmaya. Taralı alanımız nedir çocuklar? Karenin alanından yarım dairenin alanını çıkartıyorum. Cevabımız ne oluyor? 40 santimetre kare oluyor çocuklar. Cevabımız Bursa Bandırma tarafında bir şık. Şimdi beceri temelli sorularımızdan bir tanesine geldik yine. Beceri temelli sorularda dikkat edin.
İlk başta bilgiyi verir. Sonra bunun sorunun hikayesini verir. Bir görsel verir. Bu hikayeyle alakalı bir görsel verir. Ondan sonra da sorusunu sorar çocuklar. Bakın, bilgi, hikaye, görsel ve soru. Bunlara dikkat edin. Yani özellikle LGS'ye hazırlanırken bu tarz sorular karşımıza çok çıkacak. Bu bilgi bizim işimize şu an için yaramıyor. Çünkü biz bunu biliyoruz çocuklar. Bunları es geçebilirsiniz. Yani gördüğünüzde bunu es geçebilirsiniz. Ama bu hikaye, görsel ve soru kısımlarını çok dikkatli okuyacaksınız. Hiçbir kelime atlamadan buna dikkat edin. Evet, bu sorumuzda ne diyormuş çocuklar, bir bakalım. Diyor ki yarım dairenin çapı 1 metredir diyor. O zaman çapı 1 metre ise bu 100 santim demektir değil mi çocuklar? 100 santim ise 50 santim. Burası da 50 santimdir diyoruz. Küçük yarım dairenin çapı demiş 0,6 metredir. Bu da 60 santimetre demektir. O zaman buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Buraya 30, buraya da 30 santimetredir diyoruz. Şimdi bizden neyi soruyor? Mavi taralı, mavi ile boyalı gül alanlarını soruyor. Yani şurayı soruyor bize. Biz buraya ulaşabilmek için ne yapmalıyız çocuklar? Şu, bakın. Şu bölgeden arkadaşlar, şu taralı bölgeden, yani büyük daire diliminden şuradaki küçük daire dilimini çıkarırsak neresi kalacaktır arkadaşlar? Burası kalacaktır diyoruz. Şimdi bunun hesaplamasına geçiyoruz şimdi. Bu daire dilimine kaç derece düşüyor onu bir bulmaya çalışalım. Bu daire dilimi çocuklar 180'in 5'te 1'i değil mi? 180'in 5'te 1'i nedir? 185'e bölüyorum. Bu ne yapar? 36 derece yapar. Demek ki burası 36 dereceymiş. Şu büyük daire diliminin alanını bulayım. Büyük daire diliminin alanı. Burası ne yapar? Yarı çapımız 50 santimetreydi değil mi? 50 santimetreydi. Büyük daire dilim diye yazalım. Pi'li kare, yani 3 çarpı 50'nin karesi çarpı 36 bölü 360. Ya da siz diyebilirsiniz ki hocam 36. 36 zaten 360'ın onda biridir. Ben ona bölerim. Oradan da bulabilirim diyebilirsiniz. 3 çarpı 2500. Buradan sadeleştirmemizi yapalım. 1 bölü 10 çıkar. 1 bölü 10 ile çıktığımda ne yapar? Sadeleştiriyorum yine. 750 santimetre kare yapar diyoruz. Şimdi büyük daire dilimini buldum. Burası neymiş? 750'ymiş. Şimdi küçük daire dilimini bulmaya geldi. Şu küçük daire dilimini bulacağım. Bu küçük daire dilimini bulduktan sonra da büyükten çıkartacağım. Yine 36 derece değil mi küçük daire dilimimizin açısından? Yalnız yarı çapımız 30 burada farklı olarak. Küçük daire dilimi yazayım şuraya. Yine aynı şekilde pi çarpı r kare 30'un karesi çarpı 36 bölü 360 diyorum. Ya da direkt onda birine ulaşabilirsiniz. 3 çarpı 900 çarpı hemen sadeleştirmemi yaptım. 1 bölü 10. 1 bölü 10 ile sadeleştiriyoruz çocuklar. Bu da ne yapar? 270 santimetre kare yapar. Şimdi şu bölüm neymiş? 270 santimetre kareymiş. Ben 750'den 270'i çıkartıyorum. Kaç kalıyor? 480 santimetre kare kalıyor. Bu 480 santimetre karesi sadece şurayı verdi bana. 480 santimetre kare. Yalnız bunlar iki tane değil mi çocuklar? İki tane olduğu için 2 ile çarpıyorum. Cevabım 960 santimetre kare çıkıyor. Bu kadar soru bana yetmez diye içinizdeki manyak arkadaşlar için soru çözümlerinde görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın.